Bazı mensupları bugünkü toplantımızın amacı Marmara Birlik 150 sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin 2019-2020 yılı zeytin kampanyası öncesi bir bilgilendirme toplantısı. Kooperatifimizin sorumluluk bölgesinde malumunuz 5 ilçe, 76 mahalle ve yaklaşık 7000 üyeyle hizmet vermekteyiz. İnşallah geçen yıllarda da olduğu gibi bu yılda biz Mudanya Kooperatif olarak çalışma bölgemizdeki bütün üreticilerimizle yine el ele hep birlikte güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Fakat önümüzdeki, geçmişteki yıllarda özellikle geçen yıl zeytin üreticisi büyük bir sıkıntıya düştü. Gerek ülkenin ekonomik durumu ile ilgili, gerekse zeytin piyasası ile ilgili Marmara Birlik üzerine düşen vazifeyi yerine getirerek piyasanın üstünde bir fiyat verdi. Hatta tüccar 30 taneye kadar zeytin alımı gerçekleştirirken Marmara Birlik yine ondan kat kat daha üstün tanelerde zeytin alımı gerçekleştirdi ve yaklaşık 5 TL'ye yakın bir fiyat verdi. Çiğini 5 TL'ye verdiği fiyatın maalesef son zamandaki piyasa şartları mahzenden bundan geçen seneki sezondan 8-9 ay sonra bile 3-3,5 liraya 4 liraya mahzenden çıkıp çıkış fiyatı gerçekleşti. Piyasa şartları gerçekten üzücü bir şekilde devam etti. Fakat bu yıl yine piyasanın kötü olması, tüccarın birçok taneye kadar almaması duyuyoruz. 18-23 alıyorlarmış sadece. Biz yine bu sene 180 ve 350 kalibre arasında alım gerçekleştireceğiz. 360-380'i ezmelik olarak ayrı bir boy olarak alacağız. Ayrıca bir de yağlık alacağız. Genel başkanımız da bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Fakat üreticilerimiz diyebilirler, bu konuyla ilgili niye 380 değil topluluk alımı da 350 diye. Kendileri de malumu piyasa şartlarından dolayı küçük zeytin elimizde kaldı. Bakın biz tarihinin en büyük satışını gerçekleştirdik. Geçenki Marmara Birliği'nin açıklamasında da vardı. Yani ortalık paket olarak sattığımız tarihin en büyük alımıydı. Fakat aynı zamanda bu zeytinde ufak zeytine hiçbir şekilde talep yoktu. Piyasalardan da belli açık bir şekilde gitmiyor ve giren zeytinler 3 TL'ye. Bu zeytini Marmara Birliği 5 liraya aldı. Bunun da altını çizmek istiyoruz. Biz yönetim kurulu olarak hepimiz zeytin üreticisiyiz. Zeytine gelecek 10 kuruş bir kar, bir zam hepimize yansıyacak. Bütün üyelerimize yansıyacak. O yüzden bu sene hassas olmamız gereken hem üreticimiz hem Marmara Birliği hem de kooperatiflerin gerçekten çok hassas ve dikkatli olması gerektiği bir yıl. Biz yine üzerimize düşeni kapasitemiz doğrultusuyla sonuna kadar yapmaya hazırız. Üreticilerimiz bu konuda işlerini ferah tutsunlar. Bakın Marmara Birlik Mudanya Kooperatifi tarihinin en yüksek rekoltesini aldı. 21 bin tonu geçti. Genelde sanırım 84 bin tonlara ulaştı. Yani bu zeytini almamızın, 84 bin tonu almamızın imkanı yok tabii ki. Ama biz imkanlarımız doğrultusunda bize düşen pay Marmara Birlik Kooperatifleri içerisinde en büyük kooperatif olduğumuzdan dolayı yine en büyüğü olacak. Fakat şimdi 21 bin tonu nasıl alırız? Böyle bir kapasitemiz yokken ya bunu sezon içerisinde yarısını kesecekler, zeytinli olgunlaşmamış olan mağdur olacak, hiç zeytin teslim edemeyecek ya da sezona başlarken bir 5 yıllık ortalama ile üreticilerimizin bize geçmişte teslim ettiği 5 yıllık ortalama ile bir kısıtlamayla başlayacağız. Yani üreticinin teslimat miktarı aslında geçmişte 5 yılda bize teslim ettiği miktardır. Bu şekilde bir alım planı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Gerçekten yoğun bir sezon olacak. Keşke çok yerimiz olsa da daha çok zeytin alsak. Depolarımız, tesislerimizi sürekli genel yönetim yenilemeye çalışıyor. Her kooperatifte tesis yapmaya çalışıyor. Bir tanesini de yaptık. Sizlerle birlikte açılışını yaptık. Gelen yılda. Bu yıl zor bir yıl olacak. Ama biz birbirimizi anlayışla
Bakın üreticilerimizle bizim aramızda bir fark yok. Marmara Birlik çok önemli ki sadece bu yıl lazım olan bir kurum değil, her sene bize üreticilere lazım olacak bir kurum olduğundan dolayı bir yılda ne varsa hepsini tüketelim diyemeyiz. Zaten son iki yılda Marmara Birlik 52 bin ton zeytin alımı gerçekleştirerek kapasitenin üstünde bir zeytin alımı teslim oldu. 102 bin. Yani 104 bin ton zeytin alımı gerçekleştirildi son iki yılda. Bu yılda yine 45 bin tona yakın bir zeytin alımı planlanıyor. Yani yavaş yavaş bakın ufak zeytin elimizde kalıyor. Kimsenin satamadığı gibi biz de satamıyoruz. Bunu piyasa istemiyor. Böyle de bir handikap var. Bunun altını çizmek istedim özellikle. Bu yıl geçmiş yıllarda her sene talep olan zeytin kasası dağıtımı gerçekleştireceğiz üreticilerimize. Bu da nedir? Daha önce bizden ilaç gübre için senetleri varsa o senedin üstüne ilave olacak. Hiçbir alışverişi olmadıysa yeni senetle 2019-2020 kampanyasında kesilmek üzere tek fiyatla 21 TL'ye birinci sınıf bir zeytin kasası kişi başı 30 adet olacak. Çok aşırı talep var. Daha yüksek planlıyorduk ama bu çok yani fabrikada yetiştiremeyecek bu talepleri. Ondan dolayı kişi başı 30 tane ile başlayacağız üyelerimizde. Yarından itibaren zeytin kasası teslimatı Yürükali, Başköy, Mudanya ve Trilye depolarımızda başlayacak. Üreticilerimize de buradan bilgilendirmiş olalım. Bunun yanı sıra sezon yaklaştı. Rekolte alımı 14 Ekim'de sona erdi. Dediğimiz gibi 21 bin ton rekolte aldık. Ama bunun 5 yıllık ortalama düzeyiyle alım planı gerçekleştireceğiz. Kooperatif yetki ve sorumluluklarında açılış tarihlerini bizlere bıraktı Marmara Birlik Genel Yönetimi. Biz de bölgemizdeki zeytin olgunlaşmasına göre çok bir geçte kalmadan bu ayın sonlarına doğru açılışımızı gerçekleştireceğiz. Merkez alımlarla ilk etapta. Sonra da akabinde köy alımlarla birlikte köylerdeki 52 tane alım noktamızı açarak sezonumuza hayırlısıyla başlamak istiyoruz inşallah. Önemli olan piyasada istediği zaman ya da işine geldiği zaman olmak değil. Ben sizlerin vesilesiyle tüm üreticilerimize bunu hatırlatmak istiyorum. Her yıl taş gibi bu piyasada durmak. Bakın bazı eksiklikler olabilir. Fakat görüyorsunuz gerçekten ekonomik ve piyasa sıkıntıları Marmara Birliği'ye fatura edilmesin. Ben hazırım. Eğer daha iyi bir durum varsa sonuna kadar hepimiz, bütün yönetim kurulu üyelerimiz, müdürümüz, personellerimiz, çalışanlarımız, biz sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. Ama çok üzülerek söylüyorum. Güneydoğu'ya, Akdeniz'e ve Ege'ye Trilye ve Gemmiş gibi fidanları biz dağıtmadık ki. Bakın milyonlarca ağaç o bölgelere dağıtıldı. O bölgelerden de bizim bölgeye kaçak sevkiyat olduğundan dolayı tüccarlar oradan 2-2,5 liraya ortalama zeytin alıp bu bölgede bu bölgenin zeytiniymiş gibi satmaya çalışıyorlar. Biz çok büyük mağdur oluyoruz. Eğer bu şekilde olmasaydı sadece bu havzada Trilye ve Gemlik tipi sofralık zeytin üretimi kalmış olsaydı Bursa, Balıkesir ve birkaç çevre il dahi bu zeytin çok çok daha kıymetli olurdu. Ama oradan çok tek bir emek vermek istiyorum ağaç sayısıyla ilgili. Bursa elimizde yaklaşık 10 milyon ağaç var. Mersin'in bir tane ilçesinde 22 milyon ağaç var. Bakın yani 100 milyonlar ulaşmış bir ağaç sayısı ekildi oraya. Bu ağaçlar büyüdü. Bunların sorumlusu biz değiliz. Ama biz 30 bin üye, genel başkanımızın dediği gibi biz de 7 bin üyeden sorumluyuz. Bütün üyelerimizin haklarını savunmak için geçmişte olduğu gibi bu yılda yine devam edeceğiz. Ama yanlış yapmamamız lazım. Bu kurum her sene lazım. Bize ihtiyacımız olan bir kurum. Zeytin bir yıl yapıp 10 yıl dinlenme mahsul değil. Seneye yine var. Hata lüksümüz yok yani. Yani üstelik eskisi gibi yap borcu, çek krediyi, devlet ödesin diye bir şey yok. Şu an Marmara Birlik kendi ayaklarının üstünde kendi gücüyle bu alımları gerçekleştiriyor. Biz bunlarla ilgili zaten sürekli bütün basın açıklamalarını sık sık dile getiriyoruz. Marmara Birliği'nin gücü dışarıdan çektiği bir kredi değil, dışarıdan aldığı bir destek değil. Tamamen öz kaynaklarının sermayesiyle
kendi ayaklarının üstünde duran bir kurum. Bu kontrolü kaybetmek lüksümüz yok kesinlikle. Yani geçmişte kredi çektiler, kar payı dağıttılar vesaireler oldu. Çok kurum büyük zararlar gördü. Hala onun bedelini ödüyoruz 2006-2007 yıllarında çekilen kredileri. Bizim zamanımızda, biz göreve geldiğimiz ilk günden beri hiçbir sene üreticilerimizi mağdur etmediğimizi düşünüyoruz. Ufak tefek eksikler tabii ki olacaktır. Üreticilerimiz bu konuda anlayış bekliyoruz. Çünkü bizden başka kurum yok, bizden başka Marmara Birlik yok. Biz çok büyük bir aileyiz, 30 bin kişiyle. İnşallah hayırlısıyla bu sezonu güzel bir şekilde girmek istiyoruz. Birkaç ilave daha söylemek gerekirse, tıpkı ilaç ve gübrede olduğu gibi, zeytin kasasında olduğu gibi, sigorta hizmetlerinde olduğu gibi Marmara Birlik üreticisini her anlamda desteklemeye devam etmek istiyor. Alım programımız, ihracatımız, yurt içi satışlarımız, her şey başarıyla devam ediyor. Fakat tek sorun ufak zeytin. Gitmiyor, satılmıyor. O yüzden üreticilerimiz de bu konuda bize anlayış göstereceğini umut ediyoruz. İnşallah piyasalar iyi olur. Bakın bizim dışımızda bölgede 200 bin ton zeytin varsa, Marmara Birliği 40-50 bin ton alıyorsa, 4'te 3 sadece bizim bölgemizde bir dışarıda bir zeytin var. Bizim bütün zeytine hakim olmamız söz konusu değil. Ama biz üzerimize düşen vazifeyi, şahsım, yönetim kurulum, müdürümüz, personellerimiz hepimiz sonuna kadar hazırız. Allah mahcup etmesin inşallah. 2019-2020 zeytin sezonumuz tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Tek bir şey daha söylemek istiyorum. Çok evet, dışarıdan, dış bölgelerden ucuza alıp, Ege, Akdeniz vesaire noktalardan ucuza alıp Marmara Birliği'ye zeytin sokmak isteyenler olabilir. Üreticilerimiz dikkatli olsunlar. Herkes bize aynı zamanda bir nöbetçi gözüyle bakıyoruz. Herkes şikayet etsin. Biz çok iddialı konuşuyorum. Yakaladığımız takdirde üyelikten atılacak ve hakkında hukuki işlem hemen başlatacağız. Kimse haksız kazanç elde etmesin. Tüm üreticilerimiz çok dikkatli olsunlar. Bu konudaki ticaretini yapan insanlar olabilir. Dışarıdan alıp Marmara Birliği'ye teslim etmeye çalıştığı zaman bizim buradaki 7000 üyemizin hakkını kimseye yedirtmeyiz. Tekrar bunu hatırlatmak istedim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım.